Edirne Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın projesi kapsamında vasıflı eleman yetiştirilmek amacıyla konfeksiyon atölyesi kuruldu. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin bulunduğu binada kurulan atölyede konfeksiyon alanında vasıflı eleman yetiştirilecek. Edirne Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası, Modavizyon Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin katılımıyla hazırlanan proje, Trakya Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı, Sosyoekonomik Kalkınma Projesi kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya EDESOB Başkanı Emin İnan'ın yanı sıra, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çiğdem, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Edirne Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hakan Fındıklı, projenin amacının sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu işbirliği ile eğitim merkezlerinde kalifiye eleman yetiştirilip işsizlik oranını azaltmak olduğunu söyledi. Projemizin amacı sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu işbirliği eğitim merkezinde kalifiye eleman yetiştirip işsizlik oranını azaltmaktır. Projemiz faaliyet planı kapsamında konfeksiyon alanında vasıflı eleman yetiştirilmesi amacıyla Dilaver Bey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 16 Kat 1 Edirne adresindeki konfeksiyon atölyesi kurulmuştur. Kursiyerlerin belirlenmesi için 17 Şubat 2016 tarihinde İşkur binasında mülakat yapılacaktır. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İna, projenin gerçekleşmesinde Edirne eski valisi Dursun Ali Şahin'in büyük katkısı olduğunu söyledi. Biz bir şey daha ispat ettik. Edirne'de hep derler ya, şu sivil toplum örgütleri bir araya gelemiyor diye. O tamamen bitti gibi geliyor bana. Yani tamamen artık hep birlikte bir araya gelip bir araya vurabiliyoruz. Ve buna valilik ve belediye de dahil. Yola çıkarken benim gözümü bu proje korkuttu. Çünkü biz kaç tane kalkınma ajansı projesi verdiysek epey zorluklarla onları geçirdik. Bazılarında da tıkandık. En son sanayiye verdiğimiz arıtma tesisinde bir yerde Bayındırlık Müdürlüğü'nde eski ismiyle orada tıkandık kaldık. Bir memurun, esnaf sanatkarların ne işi var kanalizasyonda arıtmada demeseydi tıkandık kaldık. Ya bazı projeleri sanki bizi yapamayacakmış geliyor bürokratlarımıza. Ve bunu da böylece açtık. Nasıl açtık? İşte valimizi yanımıza alarak, ticaret olsun yanımıza alarak, borsamızı yanımıza alarak hem orada birlikteliği ispatladık hem de bir şeyleri başarmanın şu an ben mutluluğu içerisindeyim. Ve bir odamız bunu yapabiliyor. Bırakın birliği. Vasıflı elemanın işi her zaman vardır. İşte bizim hedefimiz vasıflı eleman yetiştirebilmekti ki yetiştirdiğimiz elemanların da aldığımız rakamlara göre muhataplarımızdan yıllık 250 kişi zannedersem hemen hazır işi var. Ne kadar güzel bir şey. Büyük bir sevap. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ise konuşmasında vasıflı eleman sorununu ortadan kaldıracak projenin gerçekleşmesinin Edirne için önemli olduğunu kaydetti. Bugün onur verici bir gün. Yaklaşık arkadaşlarımızın 7-8 aydır çalıştığı bir projenin sonuna geldik ve bugünü, bu açılışı hep birlikte yapacağız. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler malumunuz şehrimizde konfeksiyon ve tekstil sanayi önde sanayi olarak baktığımızda ama kalifiye ve vasıflı eleman bulma sıkıntımız vardı. Arkadaşlarımızdan da böyle bir proje gelince biz kendimizi işin içerisinde olma mecburiyetini hissettik. Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çiğdem, kursların Şubat ayı sonunda başlayacağını açıkladı. Güzel önlemleri projenin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İşkur, istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla aktif iş gücü programları kapsamında meslek edindirme kursları düzenlemektedir. İlimizde iş gücü piyasası araştırması her yıl yapılmaktadır. Ve yaptığımızda bundan önceki yıllarda da bu yılda en fazla ihtiyaç makineci dikiş mesleğindedir. Onun için bu projeyi çok önemsiyoruz. Bundan sonra kurslarımız burada başlayacak. Hatta şu an başvuruları alıyoruz. 16 Şubat son başvuru tarihimiz. 17 Şubat'ta mülakat yapılacak. 22 Şubat'ta kurslarımız başlayacak. 50 kişi iki gruptan oluşan. 19 Nisan'da kursumuz sona erecek. Daha sonra törene katılanlar konfeksiyon atölyesini gezdi.
Şuradayız. Fotoğraf çekiyoruz.